Merhaba arkadaşlar. En son birinci dönem tanzimat edebiyatında kalmıştık. Ve hiç vakit kaybetmeden birinci dönem tanzimat edebiyatının özellikleri ve bu özelliklerin içinde romanın, öykünün özellikleri, şiirin özellikleri ve gazetenin özellikleriyle beraber tiyatronun özellikleriyle devam edeceğiz demiştim. Detaylı gideceğim diye tüm detaylarıyla beraber Birinci dönem Tanzimat Edebiyatı'na başlıyoruz. Birinci dönem Tanzimat Edebiyatı'nın özelliklerinden arkadaşlar. Birincisi bu dönem yani birinci dönem bizim ilk özel Türk gazetemiz tercüman Ahval'in çıkarılmasından 2. Abdülhamit baskısına kadar devam eden bir dönemdir. Ve bu dönemde edebiyatıma bakalım batılı anlayışa uygun ilk yapıtlar geliyor. Yani ilk makale, İlk tiyatro, ilk roman, ilk eleştiri birinci dönem tanzimat edebiyatıyla beraber giriyor. İkincisi bu dönemdeki yazarların ve şairlerin amacı halkı bilinçlendirmek. E, halkı bilinçlendirmekse o zaman buradaki sanat görüşü, sanat toplum içindir görüşü haberiniz olsun. Ve bunu söylemiştim. Fransız devrimci yazarların etkisiyle hak, adalet, eşitlik, özgürlük, vatan gibi konularda eserlerini oluşturuyorlar. Demin söylediğimiz özellik roman öykü makalenin ilk örnekleri verilmiş ve bu dönem yazarlarının hemen hemen hepsi arkadaşlar gazetecilik yapmış ve devlet görevinde bulunmuştur. Aynı zamanda anahtar cümleler yani çok önemli cümleler. Birinci dönem tanzimat edebiyatında klasizm ile romantizm akımları etkili olmuştur. Sakın ola unutmuyorsunuz. Ve arkadaşlar Yine bunu söylemiştik. Divan edebiyatı geleneğiyle yetiştikleri için maalesef nazım biçimi olarak şekil değişikliği yok. Bakın nazım biçiminde şekil değişikliği yok ama konu olarak değişiklik var. Yani gazelin içinde vatandan bahsediyorlar. Gazelin içinde hürriyetten bahsediyorlar. Çoğaltabiliriz. Konu kesinlikle değişiyor. Ve birazdan iki cümle daha kullanacağım. Bunlar bizim için çok önemli. Yani ölçü olarak arzu ölçüsü kullanılıyor ve nazım biçimi olarak da divan edebiyatının nazım biçimleri kullanılıyor. Ve edebiyatımızda ilklerin yer aldığı kısım. İlk makale Tercüman Ahval Mukaddemesi kim tarafından yazılmıştı? Şinasi. İlk eleştiri Tahribi Harabat kim yazdı? Namık Kemal kime? Ziya Paşa'nın Harabat Antolojisine. İkinci eleştiri hangisi? Yine Namık Kemal Takip adlı eseri arkadaşlar. İlk öykü Kısadan ise içindeki letaifi rivayet Ahmet Mithat Efendi. İlk roman Taşuki Talat ve Fıtnat Şemsettin Sami. İlk edebi roman İntibah Namık Kemal. İlk tarihi roman Cezmi yine Namık Kemal. İlk tiyatro şair evlenmesi. Bakın bu ilk yazılan tiyatro. Peki ilk sahnelenen tiyatro hangisi? Vatan Yahut Silisre Namık Kemal. İlk atasözleri sözlüğümüz Durubu Emsali Osmaniye. İlk mizahi sözlüğümüz Lehçetül Hakayık Ali Bey, ilk Türkçe ansiklopedi Kamusul Alam Şemsettin Sami, ilk Türkçe sözlüğümüz Kamusu Turki. Divanı Lugatı Türk ile karıştırmayın. O arkadaşlar bizim ilk sözlüğümüzdü. Yani onda Türkçe Arapça var. Bunda ise Türkçe'den Türkçe'ye var. Aradaki farko o yüzden ilk Türkçe sözlük diyoruz. İlk çeviri roman. Telemak Yusuf Kamil Paşa'nın Fenolondan çevirdiği bir yapıt. İlk polisiye romanımız ise Esrarı Cinayet Ahmet İtad Efendi yazmış. Bunlar Tanzimat 1. dönemde karşımıza çıkan ilklerdir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bir tık daha detaya iniyoruz. Tanzimat Edebiyatı 1. döneminin şiir özellikleri diyoruz. Arkadaşlar divan edebiyatına tepki gösteriliyor. Ama o gelenekli yetiştikleri için konu dışında Divan edebiyatının özellikleri devam ediyor. Yani şu konu farklı ama nazım biçimleri yine divan edebiyatı e, divan edebiyatı nazım biçimleri ve yine zengüneyek kullanılıyor. Yine ölçü olarak aruz ölçüsü kullanılıyor. Şiirde ilk değişen içeriktir. Evet. Divan edebiyatının soyut dünyasından kopma oluyor ve artık somut konular olmuş oluyor. Konular vatana karşı sevgi, acıma, ulusun yüceltilmesi sevginin üstün tutulması, haksızlıklara karşı savaşma vesaire. Ve arkadaşlar en önemli kısımlardan bir tanesi divan edebiyatının mazmunları bırakılmış ve daha da önemli bir yer divan edebiyatında parça güzelliği vardı. Yani şair her beytte farklı konudan bahsediyordu. Artık böyle bir durum yok. Artık bütün güzelliği var. Konu bütünlüğü var. Şair birinci beyitte hangi konudan bahsediyorsa 2 3 4 5 15 28 36 bütün beyitlerde aynı konudan bahsediyor. Biz buna konu bütünlüğü diyoruz ve anahtar cümle çok önemli. Hece ölçüsünün bizim ulusal ölçümüz olduğu savunuluyor. Bakın savunuluyor ama aruz ölçüsü kullanılıyor. O yüzden sakın hece ölçüsü kullanılmıştır demeyin. He, kullanılmamış mı? Kullanılmış ama genel olarak aruz ölçüsü kullanılıyor birkaç deneme var hece ile ilgili. Bir düşünceyi savunmak ayrı, bir eylemi gerçekleştirmek ayrıdır arkadaşlar. Savunuyorlar ama eyleme geçiremiyorlar. O yüzden tanzimat edebiyatında aruz ölçüsü kullanılmıştır unutmuyorsunuz. Divan edebiyatının uyak sistemi devam etmiştir. Zengin uyak kullanılıyor ve birinci dönem şiirde Toplum için sanat ilişkisi vardır. Yani sanat toplum içindir ilkesinden devam ediyorlar. Yine çok önemli iki cümle. Dilin sadeleşmesi savunuluyor ama başarıya ulaşmıyor. Bakın yine çok önemli. Tekrar ediyorum. Dilin sadeleşmesi savunuluyor. Tiyatro ve gazete haricinde dilde sadeleşme başarıya ulaşmıyor arkadaşlar. Sakın ola unutmuyorsunuz. Divan edebiyatının e, nazım biçimleri kullanılmaya devam ediyor. Ve şurada çok güzel bir cümlem var. Yeni düşünceler eski biçimlerle anlatılıyor. Hocam ne demek istiyorsunuz? Tanzimat sanatçıları deyince, birinci dönem sanatçıları deyince aklınıza düşünceleri yeni ama kıyafetleri eski adamlar gelecek. Örnek veriyorum. Ayağında çarık olsun, şalvar olsun ya da işte üzerinde arkadaşlar eski tarz bir kıyafet olsun. Görünüş olarak eskiyi andırıyor. Ama bu adamın Sokrates'ten bahsettiğini düşünün. Nietzsche'den bahsettiğini düşünün. Özgürlük, hak, adalet ve yepyeni modern görüşlerden bahsettiğini düşünün. Yani tanzimatçıların kıyafetleri eski, düşünceleri yeni. Şöyle benzetme yapıyoruz. Yani metafor yapıyoruz. Bu adamlar kıyafettince divan edebiyatın azın biçimleri aklımıza gelsin. Divan edebiyatın azın biçimlerini kullanıyorlar. Yani eski kıyafetleri kullanıyorlar. Ama eski kıyafet içinde yepyeni düşünceden bahsediyorlar. Demin örnek verdim ya size. Mesela bir kaside düşünün. Kaside de övgü ya da yergi olur. Namık Kemal kaside de hürriyetten bahsetmiş. Ne efsunkar imişsin ey Ahnedar-ı Hürriyet, esiri aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten demiş. Bakın, nazım biçimi eski, divan edebiyatına ait ama konu yepyeni arkadaşlar. O yüzden içerik yeni, biçim eskidir unutmuyorsunuz. Düz yazı özelliklerine geldiğimizde birinci dönemde halkı bilinçlendirmek esas amaç. Dilde sadeleşme savunuluyor ama gazete ve tiyatro haricinde başarıya ulaşmıyor. Anlatıma değil, anlama önem verilmiş. Bence edebiyatın anahtar cümlesi bu. Anlama. Yani konuya önem veren bir şair toplumcudur anlatıma önem veren bir şair ise bireyselcidir. O zaman anlama önem verildiğine göre toplum için sanat ilkesinden hareket edilmiştir. Cümleler kısaltılıyor, doldurma cümleler atılıyor ve arkadaşlar artık edebiyatımızda paragraf var. Bundan önce yoktu. Artık edebiyatımızda yepyeni bir yenilik, düz yazıda paragraf edebiyatımıza giriyor ve noktalama işaretleri şinasi tarafından ilk defa kullanılıyor. Ama nerede? Düz yazıda. Çünkü şiirde noktalama işaretini ilk kullanacak olan kişi kim arkadaşlar? Tevfik Fikret'tir. Gelelim birinci dönem romanın ve öyküsün özelliklerine. Arkadaşlar ilk romanlar doğal olarak Batı Edebiyatı'ndan çeviriyle edebiyatımıza giriyor. Konularımız e, romantizm akımı etkili olduğu için daha çok günlük yaşamdan ve tarihten alınıyor. Bakın Romantizm akımı etkili olduğu için olayların olabilir izlenimi bırakmasına önem verilmiş ama olağanüstülükler var. Tesadüf var. Niye? Çünkü bu adamlar romantizm akımından etkileniyor. O yüzden abartılı olaylara rastlamak mümkün. Bir de şöyle düşünün. Daha yeni arkadaşlar, daha biz roman diye bir şeyi yeni öğreniyoruz. Yani yeni bir telefon aldığınızda ee, bir ay sonra iki ay sonraki hızınız gibi kullanabiliyor musunuz hayır telefonun şurasında bir şey oldu mu olmadı mı şuna bastım bir şey olacak mı olmayacak mı yani gayet yavaş hareket ediyorsunuz ama bir yıl geçtikten sonra çatır çatır gidiyor arkadaşlar Mesajlaşmanız hızlanıyor o hızlanıyor bu hızlanıyor a demek ki o zaman yeni geldiği için acemiliklerin görülmesi çok doğal çok doğal ama devamında nasıl olacak devamında prof düzeye ulaşmış olacağız. O yüzden burada ilk öykü ve romanlarda metta tekniği görülür demişim. Yazarlarımız halka seslenecek ve halka seslendiği için sadeleşmeye çalışacaklar ama sadeleşme roman ve öyküde başarıya ulaşmayacak. Genellikle duygusal ve acıklı konular işleniyor ve tutsaklık, görücü usulüyle evlilikler, bunların doğurduğu acı sonuçlar, yanlış batılılaşmadan bahsedilecek. Hocam neden duygusal ve acıklı konular? Niye daha çok bizi güldüren, güldüren eserler yok? Arkadaşlar, Türk millete eğer sürekli onu güldürürsen ondan bir ders çıkartmaz. Tanzimatçılar da bunu çok iyi biliyor. Ve duygusal ve acıklı olsun ki eserler diyor. insanlar bundan ders çıkarsın. E bir de üzerine romantizm akımı var. E o zaman eserlerin duygusal ve acıklı olması çok ama çok doğaldır. Şimdi gelelim. Bakın demişim ki birinci dönem roman ve öykülerinde romantizm var. Romantizm akımını anlatırken söyledim ben size. Rastlantılar vardı. Kendi üzerimden örnek vermiştim. Kahramanlar bir görüşte aşık olur. Hem de öyle böyle aşk değil, verem olurlar aşkından. Ve arkadaşlar eserlerde kahramanlar günlük yaşamdan alınıyor ama olağanüstü özelliklere de sahip. E, romantizm akımı olduğu için kahramanlar tek yönlü. İyiler her zaman iyi, kötüler her zaman kötüdür. Ve iyi bir insan kötü olamaz, kötü bir insan iyi olamaz. O yüzden arkadaşlar romantizmde, dolayısıyla tanzimat birinci dönemde gri renk yoktur unutmuyorsunuz. Olayların sonunda kısadan ise çıkarılır. Ahmet Mithat bunu çok yapar ve yazarlar kişiliklerini gizlemiyor. Olayın akışını kesiyor. Yani sen bir roman okuyorsun. Tam en heyecanlı yeri. Katil tam bir adamı öldürecek ya da öldüremeyecek belirsiz yazar akışı kesiyor. Aa diyor ki bak okuyucu eğer insanı öldürürsen hapse girersin diyor. Tüm ne oluyor arkadaşlar serüven mahvoluyor. O yüzden acemilikler var ve olayın akışı kesilerek bilgi aktarma yoluna gidiyorlar. Yine önemli bir özellik sorularda muhakkak karşımıza çıkar. Yer ve çevre betimlemeleri olayın oluşumuna zemin hazırlamamış. Yani bizim betimlemelerimiz Olayın içinde eritilemiyor. Eklenti gibi duruyor. Yama gibi duruyor. Bir pantolonda yama nasıl duruyorsa arkadaşlar aynı şekilde duruyor. Bunu Servet-i Fünun edebiyatında güzel bir şekilde anlatacağım size. Eserlerde miras edilen zengin insanlar, doğu batı çatışması, alafrangalık özentisi, evlenme şekli işlenmiştir. Ve iki eser haricinde siz genel olarak bu şekilde bilin. Roman ve öykü de milli edebiyata kadar hep İstanbul'da geçiyor. Olaylarımızın hepsi İstanbul'da. Bir Servet-i Fünun'da Halit Ziya Uşaklıgil ve burada Nabızade Nazım Karabibik romanları hariç milli edebiyata kadar Anadolu'ya açılma yoktur. Yani milli edebiyata kadar roman ve öykünün platosu kurgusu olayları hep İstanbul'da geçmiştir. Bunu asla unutmuyorsunuz arkadaşlar. Roman e, Tanzimat döneminde Birinci dönem tiyatrosunun özelliklerine geldiğimizde e, görüldüğü üzere yine ilk yapıtlar çeviri yoluyla edebiyatımıza giriyor. Konular yine aynı. Özgürlük, eşitlik, vatanseverlik gibi ama burada çok önemli bir özellik var. Tanzimat birinci dönemde tiyatroya aşırı önem veriliyor. Neden? Okuma yazma oranı yaklaşık olarak %3. İnsanlar okuduklarını, ki okumayı bilmiyorlar zaten, okumak için bir sürü sıkıntı çekiyorlar. E bir insan nasıl eğitirsin? Tiyatro binası kurarsın, tiyatro yazarsın ve onu canlandırırsın. E o zaman insanlara görsel bir şekilde anlatırsan insanlar da olayı anlayabilir. O yüzden tiyatro tanzimat birinci dönemde hem eğlence hem de eğitim aracı olarak kullanılıyor. Bunu sakın ola unutmayın arkadaşlar. Ve batılı anlamda bizim ilk tiyatromuz şair evlenmesi. Yani basılı metni olan ilk eser Şair Evlenmesidir. İlk tiyatro. Hocam bundan önce bizim tiyatromuz yok muydu? Vardı. Meddah vardı, orta oyunu vardı, Karagöz vardı, köy seyirlik oyunları vardı. Ama arkadaşlar bunların metni yoktu. Bunlar spontane, doğaçlama, tuluat, hazırlıksız devam ediyor. Ama bizim buradaki eserlerimiz bir metne sahip. Yani bir metin dahilinde gerçekleşiyor. O yüzden zaten modern tiyatro diyoruz. Şair Evlenmesi ilk yazılan tiyatromuz. Ve arkadaşlar tiyatro yapıtlarında halka seslenmeyi başarıyoruz ve burada dil sadeleşme ve tamamen başarıya ulaşıyor. Unutmayın tiyatroda sadeleşme başarıya ulaşıyor. Ve önemlidir. Komedilerde klasizm, dramlarda romantizm etkisi vardır. Ve daha da önemli bir bilgi. Birinci dönem tanzimat edebiyatına tiyatro hem okunmak hem de oynanmak için yazılmıştır. Çok ama çok önemli. Çünkü ikinci dönem Tanzimat edebiyatının en önemli farkı budur. Hocam peki bizim sahnelenen ilk tiyatromuz hangisi? Vatan yahut Silistre. Namık Kemal'in yazmış olduğu eser arkadaşlar. Konu olarak yine aynı konular karşımıza çıkıyor. Gelenek, görenek, aile gibi konularımız vardır. Geçelim Tanzimat birinci dönemde gazetecilik. Arkadaşlar gazeteye çok önem veriyorlar. Niye? Çünkü gazetenin ulaşımı çok kolay. İnsanlara ulaştırabilirsin. Şimdi şunu sorabilirdiniz bana. Ben olsam hocama sorardım. Hocam hani okuma yazma oranı %3'tü. Bunlar tiyatroya daha çok önem veriyordu. Evet okuma yazma oranı %3. Ama şöyle düşünün. Eski yani Yeşilçam filmlerinde görürsünüz. Kahvehane ya da bir yere mektup gider. Bir ilkokul çocuğunu çağırırlar. O çocuk okur ve etrafındaki herkes kümelenir ve o mektubu hepsi dinler. Aynı mantık var. Mesela kahvehanelere gazete gidiyor. Okuma yazma bilen bir kişi çıkıyor. Ve o gazeteyi okuyor arkadaşlar. İnsanlar da onu işitmiş duymuş oluyor. Çünkü şöyle düşünün. tabii günümüzdeki gibi roman anlayışı yok. Romanlar bile gazetenin bir köşesinde tefrika ediliyor. Yani bölüm bölüm yayınlanıyor arkadaşlar. O yüzden tanzimat birinci dönem seslerin duyurabilmek için gazeteye oldukça önem vermiştir. Peki hocam ikinci dönemde önem vermişler mi? Hayır ikinci dönemde önem vermemişler arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Böylece Tanzimat Edebiyatı birinci döneminin tüm özelliklerine değinmiş oldum. Zaten aşağısında pdf'ye ulaşabileceksiniz. Lütfen güzelce çalışın arkadaşlar. Tanzimat soru potansiyeli olan bir dönemdir. Bir sonraki videomuzda artık Tanzimat Edebiyatı birinci döneminin şair ve yazarlarını detaylı bir şekilde göreceğiz. Kendinize dikkat edin. Bol bol çalışmayı